kendiyle mutlu, yeterli, kendiyle tatmin olmuş bir insan. Böyle olmak mıdır mutluluğun sırrı? Sırlarından bir tanesi, ama eşi de katılabilir bence. Eşi de bu duruma katılabilir. Çünkü kaç yaşına gelirsek gelelim, bütün o duygularımızın devam ettiğini o kadar güzel Ümit Bey anlattı ki bizlere hiç gerek kalmadı. Yani demek ki bu yaşta da bu kadar keyif alabiliyoruz spordan, duygularımız olabiliyor, aşık olabiliyoruz, sevebiliyoruz. Yani bunların hepsini barındırabiliyoruz. Ha, burada istediğimiz ne? Tabii eşlerimizin, partnerlerimizin de kendilerini böyle yaşlı hissederek, hadi artık otur oturduğun yere, kaç yaşına geldin, işte ihtiyarlığını yaşa, nedir bu falan dememesi, onların da biraz katılması. Öbür türlü yaşamda bu sefer siz bencillikle, nankörlükle suçlanabiliyorsunuz. Bunu yapmamak, birazcık daha karı kocanın birbiriyle uyumlu, paylaşabilir olması çok önemli. İki tarafın biraz daha ortada buluşması lazım. Aynen, herhalde öyle. Değil mi? Kendinizi bırakmamak. İşte kaç yaşına geldik, torunlarımız oldu, biz artık işte ne bileyim o günü bekliyoruz falan filan dememek lazım. Değerli seyirciler, hakikaten yaşam bir tane. Bu yaşamı doyasıya yaşamak. Her yaşın keyfi, her yaşın tadı o kadar farklı ki. Peki gene yaşlılıkla ilgili şunu soracağım. Zahide demin söyledi, Batı ile Doğu arasında, yani daha doğrusu Batı ülkeleri biraz daha müreffeh ülkeler olduğu için daha gelir seviyesi yüksek. Yaşlılıkla çok güzel geziyorlar, ediyorlar. Bizde yaşlılık daha sorunlu oluyor. Çünkü ekonomik sıkıntı yaşlılıkta hiç çekilmiyor açıkçası. Değil mi? Biraz o, birazcık da Aytucuğum, ülkemizin özellikleri gereği midir nedir? Çok kolay yaftayı yapıştırıyoruz insana. Hani artık sen yaşlısın, otur oturduğun yere. Sen işte bak artık belirli bir yaşa geldin, dinlenmen lazım, oturman lazım. Yok, oturması lazım değil ki insanın. Değil mi? Yaşamını o da devam ettiriyor. Tabii hedefler yapmamız lazım, hedefler kurmamız lazım. Ne kadar korkunç bir şey, evde oturup ölümü bekliyoruz falan. Artık bizim günümüz geldi. Bunu yapmamak lazım. Yurt dışında tabii bu nasıl sağlanıyor? Verilen eğitim şu: siz belirli bir yaşa geldiniz, bu yaştan sonra artık eğlenme zamanı, artık bundan sonra hayatınızı yaşama zamanı, biz gençler sizin için çalışacağız gibi. Yani gençleri yaşlıları için çalışacak. Şimdi bu biraz bizde böyle olmuyor. Biz hala da işte toruna, torbaya falan birazcık daha dedenin, anneannenin, babaannenin desteği olmalıymış gibi bir anlayış oluyor. Bunu kırmak lazım açıkçası. Ama eski bizde de, yani özellikle şehir hayatında çok değişti. Yani eskiden yaşlılar çok daha hakimdiler aileye, daha kıymetliydi. Şimdi biraz daha yaşlılar kenara doğru, yani Batı toplumlarındaki gibi daha yalnızlığa, daha kenara itilmeye başlandılar. Hem gençlerin onlarla olan ilişkilerinde bir azalma oldu, hem de oturdukları seviyeyi sanki ben biraz daha aşağı inmiş gibi görüyorum. Doğru mu görüyorum bilmiyorum. Belki de çok subjektif bir bakış açısı. Yani benim de gözlemlerim şu: artık hakikaten yaşlı dediğimiz popülasyon gerçekten daha fazla eğleniyor eskiye göre. Gerçekten daha fazla yaşamdan keyif almaya çalışıyor. Çünkü hem artık yaşam uzadı, hem de güzelliklerin farkına vardık. Eskiden bu o kadar yoktu. İşte torun torba sahibi oldunuz mu oturacaksınız oturduğunuz yerde. İşte bebek büyüteceksiniz ve gününüzü bekleyeceksiniz. Artık böyle olmadığını, işte bu programlarla, diğer işte aydınlatıcı bilgilerle kabul etmiyoruz. Kabul etmemek lazım. Yani yaşlanmak, ihtiyarlamak demek değil. Yaşlanmak kaçınılmaz, engelleyemediğimiz bir durum. Bugünün sözü bu olsun hocam. Yaşlanmak, ihtiyarlamak demek değil.